Böyle mübarek ayda önemli tecelliyatlar olması lazım. Ve olacak. Bunun böyle olacağını Şeyhimiz, Sultanımız, Üstadımız Şeyh Muhammed Nazım Hakkani Hazretleri senelerdir haykırıp seslendiği gibi özellikle son zamanlarda seslendi. O son zamanlardaki seslenmesinin neticesi ki soru o yönde, efendim ne oluyor bu İslam alemine ki böyle birileri kaçıyorlar, öbürlerini bırakıyorlar, devletler yıkılıyor, karışıyor, bunlar olacak. Rebiyül Evvel ayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin rahmetinin tecelli edip doğacağı aydayız. Mehdi Aleyhisselam olan hazırlık aylarındayız. Hatırlarsanız daha size Berat gecesinde Şaban ayında bundan 6 ay önce 7 ay önce söylemiştik ki Koşan namludan çıktı diye. Hedefine doğru ulaşıyor diye. Ehli olan lafımızı anlamıştı. Ehli olmayan en azından takip etsin de tecelliyatı bir görsün lan. Bu Mısır'da olanlar. Bunlar olacak. İttihat-ı İslam'a hazırlıktır bunlar. Mehdi Aleyhisselam'a hazırlıktır bunlar. Ha bu arada bundan nemalanıp menfaatlenip ülkemizde de böyle karışıklık çıksın diye uğraşanlar var. Onlar emellerine ulaşamayacak. Bu millet köklü bir millettir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da duasına mazhar olmuş olan bir millettir. Bu millet yıkılmak için değil, ayakta durmak içindir. Bu millet Mehdi Aleyhisselam vasıtasıyla bütün İslam alemini, hatta İslam aleminin haricinde Hristiyanlara, Yahudilere, ateistlere, komünistlere ve dinsizlere, materyalistlere dahi huzur getirmek içindir. Nasıl getirmiş, geçmişte bunu ispat etmişse, gelecekte ve istikbalde de bunu bu millet, bu devlet, bu milletin evlatları ispat edecektir. İnşallah. Allah'ın izniyle. O günler de çok az. Çok yaklaştık Allah izin verir. İnşallah.